Herkese selam arkadaşlar. Bilgi Bankası aracılığıyla bugün B sınıfı ehliyetiyle 120 cc'lik bir motor kullanımı yapılabilecek böyle bir durum söz konusu, gündem konusu. Süleyman Soylu Milli Eğitim Bakanı ile görüşme sağladı ve ondan sonra herkes bir araştırmaya girdi. Hangi marka modeli alsam, hangisi iyidir, hangisi uygundur, hangisi pahalıdır şeklinde genç arkadaşlarımız özellikle. Hiç motosiklet kullanmayanlar ama motosiklete bir ilgisi olanlar. Böyle bir araştırmaya girdi. Çünkü B sınıfı ehliyetiyle 125 cc'lik bir motor kullanacağız. Evet kulağa çok hoş geliyor. A sınıfı ehliyeti almadan bunu yapabileceğiz. Ama sizin hiç tecrübeniz yoksa bu çok sıkıntılı bir durum. Neden? Birazdan sizlere açıklayacağım detayları. Eğitim süreçleriyle ilgili bir takım ifadeleri sizlere paylaştığımda A keşke biz de bunlara bir baksaydık, göz atsaydık denilecektir. Şimdi yani Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki geçen çok kısa e demeçte şu ifade ediliyor. 1 iki kullanımla eğitimle bunu çözebiliriz ve B sınıfı ehliyeti 125 sisilik motoru kullanabilir. Şimdi gelelim gerçekten kullanılabilir mi? Yeni küçük bir araştırmam var. Bununla ilgili detayları sizle hemen paylaşalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bu genel temel eğitimlerden bahsetmek istiyorum. Evet 125 cc'lik bir motosikleti sürmeye karar verdiniz ve e, sizler bu temel eğitimleri bilmiyorsanız veya uzun zamandır motosiklet kullanmıyorsunuz daha öncesinde kullandığınız hemen bu temel sürüşlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Bir denge arkadaşlar eğer siz motosiklet üzerinde nasıl bir denge kurmanızı bilmiyorsanız nasıl dengeli sürmem gerekiyor nasıl bir oturuş yapmam gerekiyor bunlar temel eğitimler arasına girerler bir iki günlük eğitimde bunlar çözülemez arkadaşlar. İki doğru oturuş pozisyonu diye bir şey vardır motosiklet kullanımlarında yani araba gibi değil arkadaşlar. İki tekerlekli araç sürüyorsunuz. Bu iki tekerlekli araçta doğru oturuş pozisyonu vardır. Bunun bile bir temel eğitimi vardır. Bunu da yapmak gerekir. Üçüncüsünü de söylemek gerekirse debriyaj ve gaz kontrolü arkadaşlar. Bu durum çok çok önemlidir. Şimdi siz nerede gaz gaza basmanız gerekiyor? Nerede debriyaja basmanız gerekiyor? Bunun kontrolü nasıl yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili uzun bir süreçle pratik eğitimlerle de temel eğitimi almanız gerekiyor. Dördüncüsü şimdi vites kullanımı. Bunların hepsi birbirine bağlı şeyler arkadaşlar. Hepsi sıralı sıralı geliyor. Siz hangi viteste nasıl bir kullanım yapmanız gerekiyor? Hangi yol şartlarında kaçıncı viteste gitmeniz gerekiyor? Vitesi nerede düşürmeniz gerekiyor? Bunların da hepsinin temel noktaları var. Bunlarla ilgili de eğitim şart. Sonrasında duruş kalkış pozisyonları var arkadaşlar. Yani e, duruş ve kalkışı birazcık açalım. Çok anlaşılır olması adına. Şimdi durmanız gerekiyor. Nasıl duracaksınız? Nasıl durmanız gerekiyor? O freni nasıl basacaksınız? Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ve durduğunuz noktadan bir kalkış yapmanız gerekiyor. Yol durumuna göre, trafik durumuna göre, yani bulunduğunuz şartlar doğrultusunda nasıl kalkış yapacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bu da temel eğitimler arasında, sıralar arasında giriyor bağlantı konusunda arkadaşlar. Bakış ve yönlendirme. Şimdi arkadaşlar bakış ve yönlendirme nedir? Bunu da hemen size açıklayayım. Öncelikle çok iyi gözlem yapmanız gerekiyor. Çünkü iki tekerlekli bir araç sürüyorsunuz. Etrafınızı çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor ki hem kendinizin hata yapmaması adına hem de karşı tarafın hata yapmaması için burada tabii ki kurallar da devreye giriyor. Tabelalar giriyor, ışıklar giriyor, yayalar, araçlar yani bunları çok iyi bir bakışla ve kendinizi çok iyi yönlendirme, karşı tarafı dahi yönlendirme ile bunlarla ilgili de temel eğitimleri almanız gerekiyor. Şimdi fren kullanımı arkadaşlar fren kullanımı bizim hayat garantimiz. Yani iki tekerlikli bir araç sürüyorsak fren kullanımını çok çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ee, bir motosiklet kullanıyorsanız ve bir örnek vermek gerekirse şöyle düşünün. Bir oto yıkamacının yanından geçiyorsunuz ve mazgalları var ama mazgalların dışından su sızmış yola gittiğiniz ve güzergahta. Ve önünüzde ani bir şey oldu. Durmanız gerekiyor ama o suyun üzerinden de geçeceksiniz. Nasıl duracaksınız? Nasıl bir fren yapacaksınız? Acaba iki frene de aynı anda mı basıp da hızlı bir duruş sergileyeceğim gibi düşünceler. Şimdi burayı niye anlatıyorum biliyor musunuz? Fren konusun özellikle üzerine vurgu yapmam gerekiyor. O örneği devam ettireyim. Arkadaşlar, iki tekerlekli ne kullanıyorsanız kullanın. Bir sıvı, bir yağmur, yeni başlayan bir yağmur da olabilir. E, tabii ki aniden su birikintisi de olabilir. Sizin burada ön freni tutmamanız, sıkmamanız gerekiyor. Arka frenle bunu sıkacaksınız ama bunun bir dengesi, bunun bir tecrübesi var. Bu bir örnek. Daha birçok şey var. Ani durmanız gerektiğinde nasıl bir fren yapacaksınız? Bununla ilgili eğitimler var. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizler B sınıfı bir ehliyetle yani araç kullanımıyla ilgili bir e, ehliyetiniz var. Ama hiç motosiklet kullanmadınız ve hiçbir tecrübeye sahip değilsiniz. Gidiyorsunuz motosikletlere şimdiden bakıyorsunuz. Alırım abi bunda ne var bunu kullanırım demekle maalesef olmuyor arkadaşlar. Bu önemli. Hem sizin hayatınız hem karşısı, karşınızda bulunan kişinin hayatı çok önemli. Burada e, ben hani sizlerin içini karartma ayetinde değilim. Birazdan sizlere bunlarla ilgili farklı detayları da ileteceğim. Ama bu saydığım temel eğitimlerin alınması gerekiyor. Yani bir iki günde bu iş çözülmez. Eğer siz B sınıf eğitimiyle motosiklete bindiniz. Aa ben sürebiliyormuşum gidiyorum demek de olmayacak. Bunun size kesin garantisini veriyorum. Tabii ki de sürdükçe bir takım tecrübeleri kazanacağız ama... Neden bir eğitim artı sürüş tecrübesini birleştirmiyoruz? Bununla ilgili de umarım e, devletimizin bu konuda e, tabii ki maliyet açısından şimdi gidip A sınıfı bir ehliyet almaktansa B sınıfı ehliyetiyle bu işi çözebiliriz. Küçücük bir eğitimle bu 1-2 gün değil 15 gün 20 günlük bir eğitimle B sınıfı ehliyetinden yine kullanalım 125 cc'lik motoru. Çünkü yüz ve üzeri hızlara çıkacak, otobanlara çıkacaksınız. Yani sizin can güvenliğiniz çok önemli. Biliyorsunuz birçok motosiklet kazasını günlük hayatımızda yaşıyoruz, görüyoruz, gözümüz görüyor. Hatta kendimizin başından geçiyor. Yani bir araç kullanıyorsunuz, motosiklet şöyle düşünün. Dengesiz bir kullanım gerçekleşiyor. Herkes için söylemiyorum. Kullanan arkadaşlarımız da var biliyorum. Motosiklete saygı düştükten sonra başlar arkadaşlar. Motosiklet ayaktayken sürerken bir takım e, arkadaşlarımız saygı göstermeye biliyor. Onlar bizi hiçe sayıyor sağdan soldan her yerden çıkıyor gibi düşünceler içerisinde olabiliriz. Birbirimize karşılıklı saygı göstermemiz gerekiyor. Şöyle bir de örnek vermek gerekirse bir motosiklet kullanan arkadaş sonrasında başka bir e, dört tekerli bir aracı sürdüğünde motosiklete çok büyük saygı gösterir. Çünkü aynı şeyi kendi yaşadığı için motosikletin üzerindeki arkadaşın düşüncelerini, hissettiği duyguları çok iyi bilir. Eğer siz hiç kullanmadıysanız motosiklet bunu anlamanız biraz zordur arkadaşlar. O yüzden burada kimseyi eleştirmiyorum. Kurallar tabii ki hepimiz için şart. Kurallara uymamız gerekiyor. Ancak eğitim şart diyorum ben herkesin bir eğitim alması gerekiyor. Tabii ki tecrübesi olan arkadaşlar için burada hiçbir yorumum yok. En azından motosiklet kullanımı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Devletimizden de böyle bir şey gelmedi. Herkes çat çat 125 cclik motorları almaya başladı. En azından siz şunu yapın. Tecrübeli bir arkadaşınız varsa ya da ya abi bana bir eğitim versen, ben de sana küçük bir para versem, bana şu motosikletin A'dan Z'ye her şeyini anlatsan, bana e, bir hocalık yapsan gibi hiçbir şey çıkmazsa ortaya. Böyle bir yöntemi de deneyip e, küçük bir miktar para vererek e, bu eğitimi de alın derim size. Yani bunlar size tavsiye. E, çok fazla da uzatmak istemiyorum. Yani bu örnekler ve temel eğitimlerden vurgu yapmak istedim. Belki bu videoyu da izleyen dinleyen birileri olur. E, yüksek mercilerde birisi... ...doğru söylüyormuş gibi yorumlayıp belki bir aksiyon alırlar. Ben burada sizlerin düşüncelerini çok merak ediyorum. E, motosiklet tecrübesi olan... Evet benim çok büyük deneyimlerim yok. Çok eskiden bir motosiklet kullanmıştım. O deneyimlerle yola çıkarak size böyle bir video hazırlamaya çalıştım. Sizlerin yorumları çok önemli. Özellikle tecrübesi olan motosiklet kullanan arkadaşlar için... Yapacakları yorumlar benim için hem değerli hem de yönlendirici olacağını düşünüyorum. Hiç kimse kaza yapmasın. Kazalar sakatlanmalı, ölümlü. Allah korusun kimsenin başına gelsin istemediğim için böyle bir bilgilendirme videosu çektim. Umarım sizleri sıkmamıştırım. Zamanınızı almamıştırım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yaparsanız da ben çok mutlu olacağımı iletmek isterim. Doğru bir mesaj vermiş olduğumu düşüneceğim. Ee, bu şekilde ilerlersek. Telegram grubumuz var. İsteyenleri oraya davet ediyoruz. Orada da güzel geniş kapsamlı güzel bir ortamımız var. Orada da konuşabiliriz. Orada da bir kaynaşma ortamımız var. Oraya da davet ediyorum sizleri. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir bilgi olmuştur. Süre ve alan arkadaşları için hayırlı olsun diyelim kazasız belasız günler görüşmek üzere